Evet sevgili izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor kaldığımız yerden. Şimdi bir de ben bir duyuru da yapmak istiyorum izleyenlerimize. Ekranda görmüş olduğunuz Facebook adresinden bize soru ve görüşlerinizi mutlaka yazın. Biz de sizlere buradan cevaplarımızı iletelim değil mi Şenay Hanım? Evet. Yani bilgilendirmek açısında zaten buradayız. Yani doğru ceviz nasıl yetiştirilir, dikilir? Yani bunlar çok önemli. Çünkü insanlar alıyor, yanlış yönleniyor. Bahsetmiş olduğunuz gibi. Hastalanıyor, sonra hepsi hasta zannediyor. Tabii. Çünkü bunların hepsi bir zarar neticede. Tabii ki zarar. Yani hem zarar, hem emek kaybı, hem zaman kaybı, hem psikolojik olarak moral bozukluğu. Bunların hepsi tabii ki bir de en önemlisi zaten. Parasal yani ekonomik olarak. Yani maddi açıdan evet. Çünkü şöyle bir şey. Emek de var. Vatandaş gidiyor, herkes iş şartları değil ekonomik olarak Türkiye'de. Doğru. 30 liraya 35 liraya abla mesela işte köylü gidiyor. Ay günlük 30 liraysa 35 liraysa yevmiyesi 3 lira 5 lira koyuyor da geliyor işte 100 tane 200 tane fidan alıyor. Ya. İşte bunlar hep şey. O yüzden dürüst olmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani elinde o çeşidin varsa var, yoksa yok. Evet, şimdi biz hastalıklarından bahsediyorduk. Bunun en son işte yapraklarında şey dedim, mesela 500 tane fidan var, bunun içerisinde 200 tanesinde belirtiler başladı. Bu diğerlerine yansır mı, yoksa onlarda olur mu? Tabii ki, yani bunun en başta tedbirinin alınması gerekiyor. Olmaması ama için en başta tedbir. Ola ki oldu, vatandaş bana açtı telefonu, dedi ki işte Şenay Hanım biz sizden fidan aldık veya işte şuradan fidan aldık. X bir yerden aldık, bahçem var. Dedi ki benim fidanlarımda şöyle şöyle bir sıkıntı var. Ben ne yapabilirim? Gelin bakılır. Eğer ilaçlamayla mücadele edildiğinde kısa sürede atlatabilecekse ilaçlama programı hazırlanır. Ama artık ilerlemişse onun sökümünden başka çaresi yok. Çok kötü, evet. Yani komple hepsi mi gider? Yani 500 tane var, 500 tanesinin hepsi mi gider? Yoksa hasta olanlar mı sadece? Hasta ben olanlar. X rakam veriyorum. Hasta olanlar gider. Hasta olanlar gider hasta ama daha sonrası gider. Ama toprağın, dikildiği toprağın yapısına bakılmalı. Yani onu soruyorum. Tabii hani topraktan da gelebilir. Topraktan da gelebilir. Dediğim gibi yani fidan sağlıklı gelmiştir. Çiftçinin eline ulaşmıştır ama toprağını bilmez. O yüzden de diyoruz ya toprak tahlili yaptırın. Yani bunlar toprak şart. Tahlili yaptırın. Yani siz bir doktora gittiğinizde bir başınız ağrıdığında ne istiyor? Doktor dahi tahlil istiyor. Şimdi biz de o insanla ilgileniyor. Biz de insan yatırım yapıyor. Biz de onun yatırımı ile ilgileniyoruz. Evet. Madem bu araziye bahçe kurumu ister ceviz olsun ister diğer meyve türleri olsun ekonomik anlamda bir bahçe kurumu yapılacaksa toprağını tanıması gerekiyor. Çiftçimiz de bunu maalesef yani 100 kişiden örnek veriyorum 40 kişisi yaptırıyor. Yani kimisi çok bunu fazla önemsemiyor ama yani, aslında önemsenmesi gerekiyor. Önemsenmesi gerekiyor. Evet. Eğer toprağında bir rahatsızlık varsa fidanı temin etmeden önce bir ilaçlama sorumlu. Zaten o ilaçlamayı yapar. Hastalığı en azından baskı altına alır. Ondan sonra da fidan teminine geçer. Geçer. Peki cevizin sanayi alanındaki etkinlikleri nasıldı yani? Nerelerde, hangi alanlarda kullanılıyor? Yani hangi alanlarda kullanılıyor? Hemen hemen tüm alanlarda kullanılabiliyor. Yani hani gıda dışında. Mesela cevizin yağı derler, işte ceviz kabuğu derler. Biraz önce mobilya bahsetmiştik. Yani sağlık sektöründe de kullanılıyor. Kozmetik sektöründe de kullanılıyor. Dediğiniz gibi gıda sektöründe de kullanılıyor. Boya sektöründe de kullanılıyor. Sunta sektöründe de kullanılıyor. Yani eğer bunu bilinçli olduğu zaman, bilinçli olan kişi zaten yaprağını da topluyor. Yaprağınız çünkü yaprağını döken bir tür. Yaprağını da topluyor. Cevizin yeşil kısmı vardır. En dış kabuğu. Evet, yeşil kısmını da ayırması gerekiyor zaten onu depolayabilmesi için. Onu da ayırıyor. Köküne kadar her yere, yani her şeyini pazarlayabiliyor. Evet. Zaten meyve veriminde ekonomik ömrünü tamamladığı zaman kereste olarak kullanabiliyor. Evet. Şimdi dikildikten sonra bunun bakımları hangi süreler zarfında oluyor? Mesela sulaması, tekrardan bir analiz yapılması. Tabii yani sürekli olması gerekiyor mu? Haftada bir mi, 10 günde bir mi, 15 günde bir mi? Şimdi evet. Burada dikkat etmeleri gerekiyor. Hani bunu ekipte bilmeyenlerimiz de var. Dediğiniz gibi sonra hasta işte falan kötü çıktı diye söylenmeler olmasın diye hani bilgilendirelim istiyorum.
Şimdi o zaman şöyle bir soru sordunuz. Siz yani dikim esnasında yapılacak ve dikimden sonra dikkat edilecek. Evet, kesinlikle. Şimdi öncelikle fidanın temini. Toprağın hazırlığı. Toprağın hazırlığından sonra artık dikim aşaması. Şimdi toprağa en uygun şekilde hazırlıyor. Yani sıkışmış bir topraksa o sıkışıklığı gevşetmesi gerekiyor. Eğer taban su seviyesi yüksekse drenaj kanalları açması gerekiyor. Toprağın yapısında biriken suyu kanallarla uzaklaştırması gerekiyor. Çünkü bahar ayında işte yağan yağmurlar, işte baharda eriyen karlardan dolayı toprağın yapısında su birikintisi oluyor. Bu da ceviz için sıkıntı. Kayganlık oluşuyor. Yani su birikiyor yapısında. O suyu toprakta ağır tabanlı olduğu için bir yer altına süzülemiyor. Daha işte dereye veya ne bileyim ben toprağın bünyesinden akıp gidemiyor. O yüzden onu engellemek için drenaj kanalları açılıyor. Ondan sonra toprak gevşetildi. Toprak gevşetildikten sonra çukurlar hazırlanır. Dikim çukurları. Dikim çukurları yani hazırlanır. Yerleştirilecek. Tabii ki. Ben o çukurların 1 metreye kadar açılmasından yanayım. 1 metre. 1 metreye kadar. İşte 60 santim genişlikte, 1 metre derinlikte. Buradan da yanlış anlamasınlar. Bu 1 tanesi için mi? Yani tabii canım bir kuyudan bahsediyorum ben. Hı hı. Bir kuyudan bahsediyorum. 60 santim genişlikte, 1 metre derinlikte. Buradan da kimse yanlış anlamasın. O 1 metreye zaten direkt dikim yapmıyor. Yani toprağın şimdi 60 santime kadar açıyor vatandaş ama 60 santimin altını görmüyor. Görmez. Yani o 60 santimin altına kadar insin ki toprağın hani biraz daha rahatlatsın. Belki 60 santimden sonra aşağısı şey kumluk bir yapı. Ya bunlar sürekli su akıp gidecek, sürekli su akıp gidecek. Bu sefer ne olacak? Kök gelişemeyecek. Anlatabiliyor muyum? Ya sulama da hata olacak. 60 santime kadar toprak yapısı çok iyi ama 60 santimden sonrası belki sert bir zemin. Bu sefer ne olacak? Kök sürekli kendi etrafına dönecek ve su birikintisi olacak. Kök çürüklüğü başlayacak. O yüzden 60 santim genişlik, 1 metre derinlik. 1 metre derinlik bu kuyular fidan temininden 1 ay önce açılır. İklime de bakılır. 1 ay önce açılır. Havalansın diye yani toprağın üstü tamam sürekli zaten yağmur güneş görüyor da dip kısmı yani görmüyor. Kök neticede. Havalanması evet. için. Ondan sonra bu şekilde havalandırılır. Havalandıktan sonra da en önemlisi arazide sulama suyu. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Sulama suyu olacak. Muhakkak ki sulama suyu olacak. Eğer sulama suyu yoksa sondaj vuruluyor. Sondajdan da çıkan suyu ne yapıyoruz? Havuzlarda dinlendiriyoruz. 3 gün veya 1 hafta. Sondajdan çıkan suyun da tahlilini yaptırmak zorundayız. Herhangi bir hastalık var mı diye. Ağır metal bulunmaması için. Eğer ağır metaller varsa onların da giderilmesi gerekiyor. Tamam? Evet. Şu yanılgı da olabiliyor. Ben her şeyi verdim diyor çiftçi. Nereden sulamayı yaptın? Sondajdan çıkan, yerin altından çıkan suyla. Suyu dinlendirdin mi? Dinlendirmedin. Dışarısının sıcaklığı 32 derece. Yer altından çıkan suyun sıcaklığı 12 derece. Ya. Anlatabiliyor muyum? Otomatikman sarsan. Otomatikman kökleri üşütüyor. Üşüme zararına neden oluyor. Bu sefer ne oluyor? Fidanlar kurumaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani dikkat edilmesi gerekiyor. Ama bunu işte çiftçilerimiz çok fazla bilmiyor. Çünkü niye? Bazı firmalarda teknik bir ekip yok. Aydınlatılacak bir ekip yok. O an günü kurtarmak için uğraşıyor. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Mantıklı, evet. Günü kurtarmak için ticaret yapıyorlar. Aslında bilgilendirmesi gerekiyor. Çukurlarımızı açtık. Bu kadar detaylar var. Tabii çukurlarımızı açtık, dinlendirdik. Efendime söyleyeyim işte bizim şeylerimiz var. Havuzlarımız var. O sular orada dinleniyor. Hayvan gübresini bulduk. Çok fazla da işte o gübreymiş, bu gübreymiş, şu iyi geliyormuş, bu iyi geliyormuş. Çok bunlara fazla detaya girmesine gerek yok. Evet. Belli başlı ürünler vardır. Zaten bu fideni alan kişi çiftçidir. Tamam mı? Aslında elmayı, armutu, kirazı bilir. Zanneder ki işte ya ceviz onlardan daha farklı. Zaten fidan yetiştirmeyi bilen bir insan, bir bağı bahçesi olan bir insan ona da nasıl bakılması gerektiğini biliyor. Doğru. Yani boş yere onu yormaya gerek yok, onun cebini yormaya gerek yok. Ona belli başlı noktalarda, işte ilk yıllarda kök gelişimi,
vejetatif kısmı. Ondan sonraki dönemlerde işte generatif kısımlar. Ondan sonraki dönemlerde zaten meyve tutumu için belli başlı gübreler vardır. Bunları da anlattığımız zaman veya uygulamalı olarak gösterdiğiniz zaman bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çıplak köklü alacaksa Eylül ayında fidan alınmaz. Siparişini verdirir, o ayrı konu. Durabilir mi? Nerede muhafaza edebilir? Yani, aldı, uygun buldu, aldı bir yerden geliyor. Ya da şehir dışında bir yerde aldı, evine götürdü. Eylül ayında mı? Eylül ayında. Gider. Gider. Satması muhafaza edebilir mı? Yani. Yok hayır, muhafaza nasıl edecek? Yani bünyesindeki kendi suyu durdurmuyor. Yürümeyi, hani yaprağını kendiliğinden döküyor zaten. Yani Kasım ayında, Kasım'ın 15, Ekim'in işte bazı bölgelerde işte kırağı oluşabiliyor. İşte Ekim'in 15'i gibi yaprağını dökmeye başlıyor. Veya Ekim'in 20'si gibi, ama en uygun da Kasım'da. En uygun Kasım. Tabii. Pişkinleşiyor. Biraz soğuğu, kırağı yiyor. Daha böyle hani pişkinleşiyor. Yaprağını döküyor, suyu yürümesini durduruyor. Aldı Eylül ayında, gitti Konya'ya dikim yaptı. Tuttu gibi görünür ama tutmaz. Ne zaman gösterir o kendini? Tutmama olayı ne zaman belli eder? Ekti, tutmaması ne zaman kendini ifade etmeye başlıyor? Bir ay sonra gösterir. Bir ay sonra. Tabii ki. Bir ay içerisinde anlayabilir onu tutmayacağını. Tutmaz ki. Tüplü olunca? Şimdi bile Konya'da yani siz akşamleyin hırka giyiyorsunuz. Tabii serin. Aralık ayında gitmiş, Eylül ayında almış bir tane. Su yürümesi daha durmamış. Çünkü niye? Diyorum ya, günübirlik ticaret yapıyor. Günü kurtarmak için. Bakıyor ki evet, bir yerden iyi sipariş gelmiş, yüklü sipariş, kaçırmamak için Eylül ayında fidanı gönderiyor. Yazık, günahtır yani. Bekleyiver de ki işte abicim, hani fidanın yaprağını kendisini dökmesi gerekiyor. Niye onu kaçırmaktan korkuyor? Aslında kaçmaz o. Kaçmaz. Neticede zamanı gelince evet, alacak. Zamanında yani Ekim'in 15-20'si gibi. 15-20'si gibi en uygun Kasım dikimi. Kasım'da yaprağını dökecek. Çukurları 60'a 1 metre açtı. Gözünün önünde söküm yapılacak. Tamam. Boy budaması kesinlikle yapmıyoruz. Kendisi bu boy budamasını yapacak. Kökleri muhakkak mantar hastalığı oluşmaması için ilaçlıyoruz. Kök budamasını da biz yapıyoruz. İlk dikimde. Tabii ki. Kökleri mantara karşı ilaçlıyoruz. İlaçladıktan sonra ambalajlarımız var bizim. Kökleri harar diyoruz biz. Bu pamuk çuvalları oluyor ya, pamuğun konulduğu. Evet. Onlarla kökleri sarıyoruz. Ondan sonra da işte polietilen poşetlere geçiriyoruz. Her fidan üzerinde de, yani her bağın üzerinde de etiketleri var. Hangi çeşidi istediyse, Şebin mi istedi, Çetler mi istedi, Pedro mu istedi? Onların etiketlerini üzerine takıyoruz. Faturasını, sertifikasını, sözleşmesini yapıyoruz. 3 gün veya 4 gün içerisinde dikim yapması gerekiyor. Aldıktan sonra? Aldıktan sonra hemen, yani 3-4 gün içerisinde dikim yaparsa, bize gelmeden önce, bizden fidan temininden önce yerini hazırlarsa, bence de en azından fidanı alır, işini ona göre ayarlar, 3-4 gün içerisinde de dikimi yapar. Çünkü ne oluyor? Bazen şu sıkıntılar da oluyor, fidanı alıyor, diyor ki ben diyor hemen dikeceğim, ama hemen dikmiyor. 20 gün, bir ay dışarıda bekletiyor. Bir de gömüsünü de belki düzgün yapamıyor. Kökler bu sefer ne oluyor? Dış ortamda havalanıyor. Bu sefer ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Toprağa girdiğimde tutmuyor. İlerleyen dönemde kurudu diyor. Ha yine biz yardımcı oluyoruz. Hani senden kaynaklı bir hata deyip kestirip atmıyoruz. Yani bir şekilde orta yolu buluyoruz. Gidip müdahale edebiliyorsunuz. Tabii ki. Yine gübresini alıyor. En önemlisi tabii, en sağlıklısı hayvan gübresi. Büyükbaş en az bir yıllık yanmış hayvan gübresi. Bir yıllık? Bir yıllık. En az bir yıllık. Taze hayvan gübresini kesinlikle kullanmıyor. Evet. Çünkü asitlik ve tuzluluğu daha fazla olduğu için en azından bir yıllık yanmış hayvan gübresi olacak. Onlar daha verimli oluyor. Daha sağlıklı. Organik bakımdan daha zengin. Toprağı daha rahatlatıyor. Besin maddesi bakımından daha zengin. Hayvan gübresini getiriyor. Kök budamasını zaten biz yapmışız. Tekrar o eğer dikim yapacaksa yine mantar hastalığına karşı kökleri ilaçlamasını yaptırıyoruz. Çok fazla hemen beklemeden dikim çukurlarını zaten işte harç toprağı dediğimiz güneş görmüş yüzey toprağı. Eğer ağır bir yapıya sahipse toprak, dilerse elinde kumu varsa kum,
hayvan gübresi. Bunları aynı yemek malzemesi nasıl hazırlanır? Çukurun içerisinde bunlar karıştırılır. Dediğim gibi bir metreye dikim yapılmıyor. Bir metreyi siz dolduruyorsunuz haş toprağıyla. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ondan sonra kökler temizlendi. Temizledikten sonra aşı noktası vardır. Yani fidan böyle gelir, şurası saçak olduğunu düşünün. Şurası da işte anaç kısmı. Anaç kısmından üstünden şöyle bir değnek gibi bir şey gelir. Yani şöyledir, şöyle çubuk değnek gibi. Değnek gibi gelir. Şu üst kısmı zaten, şu üst kısmı artık şeydir, aşılı kısım, çeşittir. Keşke bir örnek alıp da gösterseydik çok daha iyi olurdu. Evet, evet. Falan olsaydı keşke. Yani anlatırdık ama yine eminim ki bu tabii iyi bilgiler veriyoruz diye düşünüyorum. Zaten o fidan üzerinde gözüküyor. Ondan sonra aşı noktası muhakkak ki güneye bakacak. Kuzey değil, güneye bakacak. Aşı noktası. Aşı noktası. Çünkü topraktan alınan besinle oradaki açıklığın kapanması gerekiyor. Bu önemlidir. Tabii ki. Bir, orada bir boşluk var. Siz besin verdikçe, gübre verdikçe ne oluyor? İlerleyen yıllarda çapını büyütüyor, büyütüyor. O açıklık ne oluyor? Kapanıyor. Aşı noktası güneye bakacak. Toprakla kapattık, kapattık, kapattık. En son çukurun içerisinde ayaklarımızla bastırıyoruz. Bir de şuradan şunu söyleyeyim. Dikim yapıyor. Kökler bazen yukarı kıvrılıyor. Kökler aşağıya doğru kıvrılacak. Kök aşağıya doğru. Çukurun içerisine kimyasal gübre koymuyoruz. Tamam. Çünkü zaten hayvan gübresi koymuşsun. Yani gerek tamam. Yok diyorsun. Çukurun içine kimyasal gübre koydurtmuyorum ben. Hayvan gübresi. Hayvan gübresi. Kum ve güneş görmüş bahçe toprağı. Kapattık. Kökleri aşağıya doğru kıvırttırdık. Yukarı doğru kök kıvrılmaz. Aşağı doğru kıvırtılıyor. Çukurun içerisinde ayaklarımızla bastırdık. Bastırdıktan sonra çok fazla bastırmıyoruz. Tekrar kapattık. Aşı noktası ben fidanı nereden söktüysem oraya kadar kapatılır. Hep kitaplarda yazıyor. 5 ila 8 santim. Yani o ortalama olarak aslında. Yine 5 ila 8 santim de fidan söküldüğü yerden dikilir. Fidan söküldüğü yerden kapattık. Kapattıktan sonra boy budamasını yaptık. 80 santim destek çubuğunu taktık. Destek çubuğumuzla bağladık. Tepe budaması yaptığımız yere muhakkak ki aşı macununu sürüyoruz. Yani herhangi bir zararı girmesin veya güneş, yağmur görmemesi için. Budama yapılan yerlere aşı macunu muhakkak ki sürülüyor. Evet. Sürüldükten sonra yalağın etrafına, toprak tahliline göre, biz yalak diyoruz, çiftçide yalak der veya çanak der. Yalağın etrafına şöyle halka şeklinde açılır. Oraya da fosfor ağırlıklı gübre verilir. Gübre kapattın. En sonunda can suyunu koydun. Ve sonra eğer hava şartlarında uygulamak istersen, kötü hava şartlarını etkilenmemesi için koruyucu ilaçlama yapılır. Çıkılır. Çok fazla da bir şeye gerek yok. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Programımızın sonuna geldik. Vaktimiz de kısıtlı şu anda. Yine son olarak çiftçilerimize duyurmak istediğiniz, söylemek istediğiniz neler vardır Şinay Hanım? Son olarak sizden bir alalım. Yani çiftçilere söylemek istediğim... Yani alırken son kez şuna dikkat edin. Çok fazla yani internette araştırma, çünkü internet bir yandan iyi bir yandan kötü. Doğru. Çok fazla da kulaktan duyma fikirlerle hareket etmesinler. Çünkü yarın öbür gün siz oraya yatırım yapıyorsunuz. Yarın öbür gün bir hata olduğunda ağdan kaynaklı mı yoksa işte ziraat mühendisinden kaynaklı bir firmadan kaynaklı mı bir hata? Hatayı nereden bulacaksın? O yüzden tek bir kişiyle muhatap olsunlar. Tek bir kişiyle muhatap olsunlar. Ondan sonra işin içinden çıkamıyor. İkincisi firmayla çalıştığı zaman eğer bir ürün alıyorsa bütün belgelerini alsın. Dürüst deyip geçmesin. Yani sadece kelimeyle faturası, olmasın, yazılı faturası, olsun. Faturanın üzerine çeşit yazacak. Evet. Faturası, sertifikası, etiketi ve teknik danışmanlığı verebilecek birine danışsınlar. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim Şinay Hanım gerçekten. Evet sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.